Türkan. Hadi canım, bin sen de gidelim artık. Somer, siz gidin, ben arkadan geleceğim. O ne demek ya? Gidin siz, hadi bekletmeyin babamları. Ne yapacaksın evde Türkan? Ya bırak, boşuna uğraşma. Konuşmayacak annem seninle. Hem belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Hadi. Somer, uzatma. İzin ver bir bana. Ya Türkan, ikiniz de şu anda çok gerginsiniz. Ya bunca yaşanandan sonra ben nasıl tutup da sizi baş başa bırakayım? Birbirinizi öldürmeyeceğiniz de malum. Lütfen. Türkan! Baba, hadi gidelim. Baba, ne çabuk geldik. Burası Sadık dedemin evi değil akıllım. Baba, neden durduk? Türkiye'ni alacağız kızlar. Anne! Çocukların başından ayrılma! Rüçhan Hanım! İsimsiz bir mezar gibidir. En derin acıların gömüldüğü yer. Dilsiz, sessiz ve yalnız. Ta ki bir el uzanıp gün yüzüne çıkarana kadar. O toprağı uyandıran da, karanlığın kilitlerini kıran da bazen en çok incittiğimiz insan olur. Yengen, bardakları koymamışsın hani? Ay amma, abarttın ha sen de. Hep geliyorlar sanki. Aman bu sürahi de pek eski be abla. Kristalini alalım şu ağır misafirler için. Yengem, bizde aslında altın kaplama vardı. Hanıma söyle çıkarsın. E abla, onu koysak ya. Be, ağır misafirler neticede. Ya ben onu Sarraf'a verdim altını tazelesin diye. Şey var bizde. E, gümüş var, onu çıkaralım da sen onu bir parlatıver. Aşk olsun. Aşk olsun. Saf buldunuz, dalga geçiyorsunuz. Heh amcacığım. Tıkı 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 dedesi. Abi. Somer yedi gibi geliriz demişti, bir arasak mı? Ha, Özer Bey zaten gecikecekti. Vergi işleriyle uğraşıyormuş. Oradan buraya gelecekti. Türkan da çocukları hala hazırlayamamıştır. Biraz daha beklerim, sonra ararız.
Dede, Kiraz'la Defne mi gelecek? Evet, Kiraz'la Defne gelecek. Ne oldu? He? Atçılık bitti mi? Sıfa. Acıktın tabii değil mi? Acıkmadım, yemeyeceğim. Acıkmamışmış. Dede, boyama kitabımı ve boyama kalemlerimi verir misin? Bak bak, şimdiden yemek için pazarlıklar yapılmaya başlanmış. O zaman şöyle yapalım. Sen yemeğini ye, ondan sonra boyama kitabıyla oynarsın, tamam mı? Ben babaannemde yemek yedim. Ne babaannesi ayol? Gitmiş almış okuldan kafasına göre. Ben haddini bildirdim ama. Hem de ne bildirmek? Dövmekten beter etti kadını. Az bile yaptım. Ne rahat bir kadın. Yani kimseye haber vermeden çocuk okuldan alınır mı? Ben onun rahatını bozdum oğlum, sen hiç merak etme. Oğlunun suç ortağı olarak cezasını çekecek, bir daha da çıkamaz oradan. Ne diyorsun sen? Nereden çıkamaz? Derya, polise şikayet etti onu baba. Ne? Ben nereden bileyim Kartal'ın parası olduğunu memur bey? Sana harçlık bırakıyorum dedi. Az bir para bıraktı gitti. Yani sormadınız mı hiç? Nereden buldun bu kadar parayı diye? Sormadım. Çalışıyordu, kendi parası sandım. Zaten benim darda olduğumu da biliyordu. Gittikten sonra hiç aradı mı peki? Bu kadar. Götürebilirsin. Yok, gidiş o gidiş. Emin misiniz? Bakın, eğer yalan söylüyorsanız hırsızlıktan suç ortağı olarak hapse gireceksiniz. Tekrar soruyorum Sevilay Hanım. Mustafa'yla görüştünüz mü? Sizi aradı mı? Aradı. Nerede olduğunu da söylemiştir o zaman. Yok, nereye gittiğini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Uğraştırmayın bizi, söyleyin. Kızım. Kızım, belki de gördüklerin altın değildi. Doğru yapmamışsın. Baba, adım gibi biliyorum, yalan söylüyor. Mustafa ile görüşüyorlar. Abi, o kadın çok tehlikeli bence Derya. Çok doğru yapmış. Ha, sen de insan sarrafısın ya. Of. Ne olursa olsun o senin çocuğunun babaannesi. Eğer suçluysa polis gereğini yapardı. Sen sebep olmasaydın. Oldum baba. İyi de oldu. Yaptıklarının cezasını toptan çekecek işte. Kızım, siz neler yaşadınız? Bunca yıldır birlikte yaşıyorsunuz. Bu düşmanlık nedir? Boş ver baba. Yaşadım işte bir şeyler. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Allah Allah. Abi. Türkan'ı bir arasak mı, gelemediler? Çok geçmiş olsun. Uyur şimdi. Biz çıkalım isterseniz, dinlensin biraz. Ben de bir çocuklara bakayım. Hadi çıkalım. Çok korkuttun beni. Bir daha sakın böyle bir şey kalkışma annem, tamam mı? Bak, ne olursa olsun seninle aramızda ne geçerse geçsin, seni çok sevdiğim bir... Ben seni kaybetmeye dayanamam. Bana sakın böyle bir acı yaşatma. Sakın. Özür dilerim oğlum. Ya senlik bir şey değil. Kimse sorumlu değil. Böyle bir anlık bir şeydi işte. Ama söz. Sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Annem, bir psikoloğa gidelim istersen. Belki destek alman gerekiyordur. Tamam. Sen istiyorsan gideriz.
Ama şimdi değil. Biraz vakit geçsin, olur mu? Tamam. Sen nasıl istersen. Ben senin yanındayım. Hepimiz senin yanındayız. Hadi dinle. Serdar aşağıda. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi annenle? Senlik bir şey yok dedi ama... beni cezalandırmak için yaptı. Samer, seninle alakası yok. Ya? Babam merak etti tabii. Efendim Sadık Baba? Oğlum, siz neredesiniz? Kusura bakmayın, annem biraz fenalaştı da. Geçmiş olsun, ne oldu? Tansiyon. Tansiyon çıktı. O yüzden biz gelemeyeceğiz, kusura bakmayın. Öyle mi? Tamam ya, tamam, geçmiş olsun. Ne olmuş? Ya Nezahat, Rüçhan Hanım rahatsızlanmış. O yüzden gelemiyorlarmış. Yalan. Vallahi billahi yalan. Sırf buraya gelmemek için bahane bu. İşleri tepetaklak oldu ya, zavallı duruma düştüler. O halde buraya gelmeyi kendine yediremiyor. Türkan'a engel oldu. Keşke Türkan isteseydin telefona. Olur mu öyle şey ya? İnanmamış gibi Türkan'ı mı isteyeceğim telefona? Aa, kadın üzüntüden rahatsızlanmıştır. Sen de hemen... Ne öyle? Birdenbire mi hastalandı? 3 gün önce düştüler gazetelere. Buraya geleceği gün hastalandı yani. Laf. Canım bir sıkıntıları var demek ki. Gelemediler. Uzatma sen de. Aa. Tamam, tamam. Ben biraz zaman geçsin, Türkan'ı arar sorar. O kadar hazırlık yaptım. Ziyan olacak onca şey. Sen şey mi yapsan? Hı. Sen gitsen Türkan'la Defne'yi alıp gelsen. Hem bir de etrafı kolacan edersin. Ne oluyor, ne bitiyor bir bakarsın. Öyle mi yapsam acaba? Psikolojisi hiç iyi değil abi. Yani mutlaka bir psikiyatri uzmanına götürün. Hatta isterseniz ben hastanedeki doktor arkadaşımdan bir randevu alabilirim size. Siz bir Rüçhan teyzeyle konuşun da. Tamam, zaten konuştuk biz. Kendi de gideceğini söyledi. Sağ ol Serdar. Çok geçmiş olsun. Bu arada daha önce uyku düzeni için verilen ilaçları kullanmaya devam etsin. Ya bir şey olursa yine ararsınız beni. Tamam Serdar, çok teşekkürler. Hadi gel, ben geçireyim seni. Sen hiç zahmet etme abi, ben giderim. Hadi görüşürüz. Ya o manzara benim gözümün önünden gitmiyor ya. Ya yetişemeseydin Türkan? Ya ona bakmak için geri dönmeseydin? Vallahi aklımı kaçıracağım ya. Ben bir gidip bakayım. Uyudu mu, ne yaptı? Uyumuş galiba. Dinlensin, bırak. Hadi sen de dinlen. Elini yüzünü yıka. Çocuklar ne yaptı? Derya'ların odasına yerleştirdim şahit olmasınlar diye. Yemeklerini yedirdim, uyuyorlar şimdi. Hadi. Ay, erkekmiş. Bakacağım mı Rüşan? İstemiyorum. Canavarın oğlu istemiyorum. Götürün, götürün. Çabuk çıkarın onu buradan. Adnan kapıda bekliyor. O biliyor ne yapacağını. Yeah.
bilmem neden. Neyin öfkesi ya bu? Bir insan böyle bir şeyi nasıl yaşatır evladını? Tamam. Yapma Somer lütfen. Annen kimseyi cezalandırmak için yapmadı bunu. Ne senin ne ilgisi var ne de benimle. Ya ne? Neden yaptı o zaman Türkan? Bak benim annem çok güçlü bir kadın. Bu zamana kadar bir sürü badire atlattı fakat hiçbir zaman bu kadar zayıf düşmedi. Kendi canına kıyacak noktaya gelmedi şimdi. Ne oldu da? Çünkü geçmişte olmuş ne olduysa. Geçmişte yaşanıp da benim bilmediğim ne olabilir Türkan? Kapı çalıyor. Burçin bakar. Burçin yok bu akşam, izinle. Baba? Geç içeri. Kızım, Rüçhan Hanım rahatsızlanmış. Hayırdır? Evet baba. Çok kötü oldu. Tansiyonu çok yükseldi. Malum şirketteki olaylardan dolayı herhalde etkilendi biraz. E kolay değil tabii. Yapabileceğim bir şey varsa. Yok. Yok baba sağ ol. Serdar geldi. Tansiyonunu ölçtü. Uyuyor şimdi. Hah iyi. Halan da merak etti. İstersen sen çocukları al bize gidelim. Efe geleceklerini duyunca çok sevinmişti. Çocuklar uyudu. Bu saatte ne uykusu kızım? Türkan, bize söyleyemediğin bir şey mi var kızım? Rüçhan Hanım bizimle görüşmeni istemiyor olabilir. Daha önce yapmadığı şey değil. Yok baba öyle bir şey değil. Gerçekten iyi değil Rüçhan Hanım. E kızım tansiyon hepimizin iniyor çıkıyor. Alıyoruz ilacımızı dinleniyoruz. O zaman Somer başında dursun. Sen ne yapacaksın ki? Sen çocukları al gel benimle. Baba kalmam lazım. Allah Allah. Baba, Rüçhan Hanım intihar etmeye kalkıştı. Ne? Ya Serdar sakinleştirici iğne yaptı. Uyuyor şu anda. Niye? Mal mülk elden gidiyor diye mi? Yok baba. Kendini kaybetmişti bulduğumda. Doğurduğu bir bebekten bahsetti kendi kendine. Ama yanlış anlamadıysam o bebek Somer değildi. Türkan ne diyorsun sen? Evet. Sadık Bey. Merhaba. Rüçhan Hanım rahatsızlanmış. Ya evet Somer aradı beni de yoksa size geçecektim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Durumu nasıl? Uyuyor yukarıda. İzninizle ben bir bakayım. Tabii tabii. Boşuna ateşine bakma. Öyle bir hastalık değil. Peki ne o zaman? Somer, nesi var annenin oğlum? Bu üstündeki elbise falan. Neyse baba, konuşuruz sonra. Babacığım, dediğim gibi ben burada kalayım. Kusuruma bakmayın olur mu? Halama da söyle gönül koymasın. Tamam kızım tamam. Ama beni haberdar et. Merak ederim. Türkan! Pılını pırtını topla ve defol bu evden. Baba! Senin yüzünden benim karım canına kıyıyordu. Baba,
Türkan'la bir ilgisi yok. Annemi hasta eden biz değiliz, Türkan değil. Senin oğlun Mustafa yüzünden benim annem bu hale geldi. Ne Mustafa'sı ya? O kapkara elbiseyi giymiş. En son Türkan'ın üstündeydi. Ne yapmaya çalışıyor bu? Türkan. Beni yalnız bırak. Olur mu öyle şey? Aa, Türkan yanlış anlamıştır. Olabilirdi abi. Nezat, sen kadını sevmiyorsun ama bu kadarı da fazla. Kadın o buhran sırasında bir şeyler gevelmiştir ağzında. Türkan da yanlış anlamıştır. İyi de bu uydurulabilecek bir şey mi Allah aşkına? Demek doğruymuş. Ne doğruymuş ha? Ne doğruymuş? Sen ağzının içinde ne geveliyorsun? Ne doğruymuş? Abicim, biz Hikmet'le çocuk sahibi olmak için kapı kapı dolaşırken bir eve Nuriye vardı. Eve Nuriye? Ben böyle gidip gelip dertleşirdim onunla. Acırdı halime. Çok gençtim, 20 yaşındayım. Kaynanam kızdır diyor, başka gelin bakıyor filan. O zaman demişti ki, Allah sizin gibi kıymet bilene değil de en olmadıklara nasip ediyor diye. Ne var bunda? Ben anladım tabii Rüçhan'dan bahsettiğini ama söylemedim. O zaman çok dedikodular oldu. Tabii günahları boynuna. Ya ne günah? Nezahat sen ne diyorsun ya? Abi, bu Rüçhan'ı annesi yazlığa gönderiyorum diye Bodrum'a muazenemine öyle bir yere kapatmış. Rüçhan hamileymiş. Evet, yazlıkta çok dedikodusu oldu bunun. Neyse sonra duruldu ortalık. Yok canım, yok olur mu öyle şey ya? Tabii canım. Apar topar Özer'le evlendirdiler, abileriyle ortak iş yapacak falan filan diye. Kapadılar milletin ağzını. Sonra da unutuldu gitti. Yok be Nezahat, millet uydurmuş uydurmuş yazmış, sen de buna inanmışsın. Boş versen böyle şeyler ya. Abicim, sen buraya tayinle geldin. Benim gençliğim burada geçti. Kim uydurur, kim yaşar? Az çok bilirim. Ben babamın adına senden çok ama çok özür dilerim. Annemin olayı onu da çok korkuttu. Peki de haklı baban Somer. Annen o siyah elbiseyi giydiğine göre belli ki bir meselesi var. Ben bu odaya ilk geldiğimde Burç'un elinde o elbiseyle gelmişti. Senin gönderdiğini söyleyerek. Eğer annen göndermiş, mutlaka ama mutlaka o elbiseyle bir bağ var. Ben annemle de konuşacağım. Canım sen de kendini artık suçlu hissetme. Bak eğer sen olmasaydın belki şu anda benim annem hayatta olmayabilirdi. Anneni bulduğumda çok çaresizdi Somer. Konuşacağız işte Serdar'ın söylediği doktorla bakalım. Ama Türkan. Bunu da birlikte atlatacağız.
Artık ayrılmak yok. Başımıza gelen olaylar yüzünden birbirimizi ne olursa olsun kırıp dökmeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğim. Karşımıza ne çıkarsa bundan böyle yan yana birlikte mücadele edeceğiz. Tamam. Emziremedi ya. İltihap yapmış hep göğüsleri. Bir doktor görse iyi olur. Doktor görse başımız belaya girmez mi? Anlar doğum yaptığını, sorar sorgular hepimizi. Sen bir çaresine baksan. Antibiyotik kullanması lazım. Tamam, ben bulmaya çalışacağım. Ama sütün sağıp rahatlatmak lazım. Evde sık sık sıcak havlu koy. Sütün gelirse yine böyle sağıp atıver. Anne! Anne çok acıyor. Anne! Ne yapacaktın anan olmasa acaba? Susacaksın, bağırmayacaksın, sıkacaksın dişini vermeyeceksin canını. Sıkacaksın dişini, vermeyeceksin canını. Sıkacağın dişini vermeyeceğin canına. Vermeyeceğim canıma. O gün alamadınız. Bugün de alamayacaksınız canımı. Rüçhan. Uyanmışsın. İyi misin? Gayet iyiyim. Merak etme. Rüçhan bak, güçlü görünmek zorunda değilsin. Ya yapma bunu. Eziyet etme kendine. Duygularını olduğu gibi yaşa. Bak güçlü görüneceğim diye daha çok dibe batıyorsun. Ben senin içinde kopan fırtınaları biliyorum. Ama o seni bu hale getiren o acıyı zehri içinde tutarsan yaşayamazsın. Yarın bir doktora gidelim. Mutlaka iyi gelecektir. Beni ayakta tutan o zehir Özer. Doktora falan ihtiyacım yok benim. Güçlü olacağım. Beni o zavallılığa düşüren korkunç hatıranın üstünde tepineceğim. Bir daha asla öyle bir acizlik yaşamayacağım. Sen beni merak etme. Gayet iyiyim. Geldi geçti. Emin misin? Evet. Rüçhan Somer senin kendi canına kıymak istediğini söyleyince kahroldum inan. Sensiz kalma korkusuyla öyle çaresiz hissettim ki kendimi. Sana yaptığım haksızlıklarla yüzleştim. Ne olur bir daha yaşatma bana bunu. Bir daha olmayacak Özer. Somer'e de söyledim. İnan bana. Ya düşündükçe deli oluyorum Rüçhan. Yani her şey an meselesiydi.
Ya Türkan yetişemeseydi? Türkan. Evet. Türkan yetişti. Günaydın canım. Günaydın. Yukarı çıkıp rahat rahat uyu istersen. Bütün gece anneni kontrol etmekten uyuyamadın. Şu haline baksana. Annem uyandı mı? Haberin var mı? Bilmiyorum. Şimdi çıkıp bakacağım. Otursana Türkan, iki dakika. Sen dün gece bana bir şey demiştin. Ne söyledim? Anneni bu hale getiren şey biz değiliz dedi. Kafama takıldı da ne demek istedin? Boş ver. Ya Türkan, nasıl boş vereyim ya? Senin bildiğin bir şey mi var? Annem bir şey mi söyledi sana? Bilmiyorum. Belki de yanlış anlamışımdır. Benim daha yeni yeni kafamda taşlar oturmaya başlıyor çünkü de yani o an o korkunun sıcağıyla insan uyuşuyor, anlamıyor ama şimdi oturmaya başladı. Ben geldiğimde annem balkonda sana bir şey söylüyordu. Beni görünce sustu. Annen kendini kaybettiği anda bir bebekten bahsetti. Ne bebeği? Bilmiyorum. Aynı şeyleri tekrar tekrar sayıkladı. Hiç istemedim falan dedi. Beni mi istememiş? Yok, senden bahsettiğini zannetmiyorum. Benden önce bir düşük yapmıştı, onu mu diyor acaba? Bilmem, belki de olabilir. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Yani başka bir acıydı yaşadı. Yani nasıl tanımlarım bilmiyorum. Çok ağır bir kayıptan bahseder gibiydi. Suçluluk duygusuyla. Nasıl yani? Şimdi sen ne demeye çalışıyorsun benim? Annemin benden önce bir çocuğu vardı. Onu mu kaybetti? Böyle bir şeyden mi bahsediyorsun? Türkan, saçmalama lütfen. Ya böyle bir şey olsa annem anlatırdı. Babamın haberi olurdu, ne bileyim yani bir şekilde haberimiz olurdu. Ya bunca yıl böyle bir şey kendi içinde saklayarak hastalanmazdı bu şekilde. Neyse Sömer, sen şimdi annene gidip bir şey söyleme, anlatma, olur mu? Yani bir de bu yüzden tatsızlık çıkmasın. Kartal Bey, avukatınız aradı. Size ulaşamamış. Kapalıydı telefonu. Bir ararsanız iyi olur. Sevilay Hanım gözaltına alınmış. Hiç şaşırmadım. Oğlunun suç ortağı olarak alınmıştır. Sanırım evet. Detayları bilemiyorum ama nöbetçi mahkemeye çıkmadan önce sizi görmek istiyormuş. Aklınca şantaj yapacak yine. Kurtar beni buradan diyecek. Neye şantaj yapacak ki? Asıl suçlu olan oğlu. Fiyan, bana soda gönderir misin? Ama kahve getirmiştim. Soda içeceğim. Derhal. Kartal Bey, Sevilay Hanım sizi neyle tehdit ediyor? Bilmen gereken bir şey değil Fiyan. Annem. İyisin değil mi? Yaşandı, bitti oğlum. O tatsız konu kapansın.
biraz konuşmak ister misin? Bak, seni huzursuz eden, canını sıkan ne varsa paylaş benimle. Ondan sonra ben sana söz veriyorum, bu konuyu kapatacağım. Bir anlık krizdi oğlum. O kadar. Hani yaşadığım şeyler ne kadar ağır geldiyse dolmuşum demek ki. Hepsi bu. Yani üstünde durmaya gerek yok. Anne, yaşanmadı sayamayız dün geceyi. Oğlum bak, zaten yeterince utanıyorum. Lütfen kapansın bu konu. Tamam, sen nasıl istersen. İyi gördüm sizi. Yılan sokmalarında ne yapılır bilir misin? İlk müdahale yapılır, sonra doktora gidilir. Doktor nasıl bir tedavi uygular? Panzehirle, değil mi? Evet. Ne garip. Panzehir de yılanın zehrinden elde edilir. Yani sokup zehirleyen de sonrasında iyi eden de yılandır. Ne anlamalıyım bu söylediğinizden? Beni zehirleyen de, o zehri kanımdan çıkarmaya çalışan da sendin. Ama hayatımı kurtardın diye sana minnet etmeyeceğim. Ben bir beklentiyle yapmadım bunu. O anda onu yapmam gerekiyordu. İnsanlık vazifesi diyelim. İnsani vazife. Öldürmek istediğin insanın hayatını kurtardın. Senden nefret etmemi sağlayan bütün nedenleri elimden aldın. Rüçhan Hanım, ben hesaplarla yaşayan biri değilim. Bakın, ben karakola giderken de, burada kalmam söylendiğinde de cezama razıydım zaten. Bir beklentiyle sizi kurtarmadım. İçimden geldiği için yaptım. Gene de hayatımı kurtardın. Seninle ne yapacağımı bilemiyorum şimdilik. Benim işimi çok zorlaştırdın. Ama artık bu odada kalamazsın. Kalabilirim, sorun yok. Kalamazsın dedim. Hadi. Çık dışarı. Çık.
çıkar. Bu kapıya duvar örülecek. Kahvenizi sehpaya koydum Özer Bey. Sağ ol Ayla. Somer, hiç tartışamayacağım. Eğer bir şey söyleyeceksen... Tartışmayacağım. Kafama takılan önemli bir şey var. Sana sormak zorundayım. Sor. Benim Mustafa'dan başka kardeşim oldu mu? Sen ne demek istiyorsun Somer? Ya ne sanıyorsun sen beni? Sırf Mustafa'ya olan öfken yüzünden... Bahsettiğin gibi bir şey demiyorum baba. Nasıl bir şey diyorsun o zaman? Ne biçim soru bu? Annemle sizin ilk çocuğunuz ben miyim? Elbette Somer. Elbette. Ne düşünüyorsun bilmiyorum Somer ama bence sen de bir doktora görünsen iyi olur. Çünkü son zamanlarda bu evde herkese sirayet eden bir delilik görüyorum artık. Oho! Saat kaç oldu müdürüm? Sana hesap mı vereceğim oğlum? Nasıl bir laf öyle? Ben şaka diye şey ettim müdürüm. Bu arada... Ahmet abi geldi, kart bıraktı. Doktor kartı siz istemişsiniz sanırım masanızda. Tamam. Kolay gelsin. Müşker Hanım merhaba. Efendim Sadık Bey. Buyurun. Affedersiniz, ben yanlış bir zamanda aradım galiba Müşker Hanım. Şey, oğlunuz için bir... Psikolog bulmaya çalışıyordunuz. Benden de rica etmiştiniz. Hani onun için aramıştım ben. Buldunuz mu birini? Evet. Ben size vereyim. Siz bir görüşün isterseniz. Tamam, olur. Ben bir kağıt kalem bulayım da. Uzay. Çıktı, çıktı. İnşallah tutuklanırsın da çıkamazsın oralardan. Keşke annemin katili diye de dava açabilsem sana. Derya tamam hadi gel. Ya bırak, sırf bunun için geldim. Bırak tadını çıkaralım, çok eğlenceli. Keşke bir sanat fotoğrafçısı olsa da fotoğraflarını çekse. Aa Derya tamam, uzatma artık işte, çekecek cezasını. Ay. Efendim? Alo. Dönüş ben Müjgan. Senin de konuşmamız gerekiyor, mümkünse hemen. Ne konuşacakmışız bu kadar acil? Telefonda olmaz. Önemli bir konu. Bir yerde buluşalım olur mu? Peki tamam. Nereye geleyim? Tamam görüşmek üzere. Dönüş. Ya Mustafa'dan haber var mıdır sence, onu da bulmuşlar mıdır? Yani bilmiyorum. Ama annesini de aldıklarına göre belli ki görüşmüşler. Ben bir gidip soracağım. Tamam sen onu sor. Ben de Müjgan Hanım'la buluşmaya gideceğim. Benimle acil konuşması gerekiyormuş. Niye arıyor seni ya? Neymiş acil olan? Bilmiyorum. Telefonda konuşamazmış. İlla yüz yüze görüşmemiz gerekiyormuş. Neyse hadi git sen. Hadi görüşürüz.
Canım. Hoş geldin. Burçin nerede? Kapıları niye sana açıyorsun? O da nereye koşacağını şaşırdı. Ya çocuklar yol boyunca beni soru yağmuruna tuttu. Yok biz niye dedemleri görmeye gitmedik gece? Yok bize niye masal anlatmadınız? Ay hissettiler tabii her şeyi. Neyse. Ben okuldan birlikte alacağımızı söyledim. Biraz gezdiririz. Ondan sonra da kurtuluruz prenses senin sorgu sualinden, tamam mı? Ya şimdi benim dışarı çıkmam Rüç Hanım'ın ne der bilemiyorum. Şimdi durduk yere onun da canını sıkmasak. Sen gidersin olur mu? Demez. Demeyecek Türkan. Tamam mı? Bundan böyle hem onun gönlü olacak hem de bizim gönlümüz olacak. Herkes birbiriyle her şeyi açık bir şekilde konuşacak bu evde. Ben artık gerginlik istemiyorum bu saatten sonra. Siz annemle hiç konuştunuz mu? Yani tam konuştuk sayılmaz ama. Bana odadan çık dedi bugün. Duvar öldürüyormuş kapısını, konuştum bahçıvanda. E bak. Bir şeyler yoluna girmeye başladı. Umarım. Efendim? Somer, evde misin? Evdeyim, ne oldu? Türkan'ın telefonuna ulaşamıyorum da. Sizin evde hep meşgul çalıyor. Türkan yanındaysa bir konuşabilir miyim? Tabii tabii, veriyorum. Halan arıyor. Efendim hala? Halacığım, ne oldu sizin oralar? Karışmış bir, babana bir şeyler söylemişsin. Ya hala, çok zor bir akşam geçirdik. Ben de neler olduğunu anlayamadım. Şu anda da zaten konuşabilecek durumda değilim. Bak canım, bu Rüçhan'ın bebek hikayesi bayağı bir karışık hikaye. Ne oldu hala? Bildiğim bir şey mi var? Nereden çıktı bu ayrılma isteği, ben anlamadım. İşlerinizin durumunu biliyoruz Rüçhan Hanım. Zorlandığınızın da farkındayız. Bu ay zor aldık maaşları. Önümüzdeki ay ne olacağı belli değil. Sizin soruşturma uzun sürecek diyorlar. Kim dedi? Herkes sizi konuşuyor. Ben de devam edemem bu şartlar altında. Hiç değilse şimdiden bir iş bulursak düzenimiz bozulmaz. O yüzden işten ayrılmak istiyoruz. Sizin için geçici bir durum bu. Maaşlarınız günü gününe ödenecek. Eğer korkunuz buysa... Bırak oğlum, bırak. Gitsinler. Gemiyi önce fareler terk edermiş. Bizi de anlayın. Anlaşılan hepiniz çok kararlı gelmişsiniz. Ayla. Sen ne düşünüyorsun? Defne ile Kiraz sana çok düşkün. Sen de bırakıp gidecek misin bizi? Yok Rüçhan Hanım. Gücüm yettiğince burada çocuklarla kalırım ben. Siz de işlerinize bakarsınız. Vefalı birilerinin olduğunu bilmek çok güzel. Evet, siz de toplanıp terk edebilirsiniz burayı. Özer, muhasebeciyle konuş, ilişkilerini kessin. Ben de bunları çocukların dolabına bırakayım. Somer, kapıyı kapat oğlum. Son günlerde yaşadığım sıkıntılar yüzünden sağlıklı düşünemez oldum. Dün akşamki olayı, yani yaşadığım krizi unutmak istiyorum. Siz de unutacaksınız. Bu konuda en küçük bir şey dahi duymak istemiyorum.
Her zaman olduğu gibi ben yine ailemin başındayım. Ne olursa olsun doktora gideceğiz ama. Somer, bana bir iyilik yapmak istiyorsan bu konuyu bir daha açma. Bir daha da söylemeyeceğim. Evet. Anlaşılan o ki el konulan mallarımız bize bir daha geri dönmeyecek. Sadece mallar değil, banka hesaplarındaki paralarımızı da kaybettik. Değil mi Özer? Yanılmıyorum. Yani incelemeler tamamlandıktan sonra... Ben Kartal'dan dosyayı aldım. İnceledim. Çok doğru yerlerden açığımızı bulmuş. Şirketin maliyesinde öyle büyük hatalar yapılmış ki... geri dönüş çok ama çok zor. Maddi kayıplar dışında cezai bir durum söz konusu olabilir mi? Avukatlar bir şey söyledi mi? Yani henüz adli bir aşamaya gelmedi. Ama ola ki benim için bir hapis cezası istenirse... onu da paraya çevirmeye çalışacaklar. Ama henüz o noktada değiliz. Hapse falan girmeyeceksin baba, izin vermeyeceğiz bunu. Tabloları, antikaları ve değerli eşyaları satışa çıkarıyoruz. Rüçhan'cığım, o antikalar öyle ha deyince alıcı bulmaz. İstanbul'da bunlarla ilgilenen koleksiyonerler var Özer. Cemiyetten birilerini devreye sokar, onlara ulaşmaya çalışırım. Yeni bir iş girişiminde bulunacağız. En iyi bildiğimiz işi yapacağız. Ticaret. Soruşturma devam ettiği sürece herhangi bir ticari faaliyette bulunamayız ne yazık ki. O zaman da biz başkası üzerinden yaparız. Korman olmayan biri. Türkan'ı mı kastediyorsun? Kalender soy ismini taşıyorken olsaydı olurdu. Ama bize savaş açmış bir adamın soy ismini taşırken mümkün değil. Bunu artık yüzüme vurmanıza gerek yok. Yarın boşanma mahkemem var. Tek casede bitecek bu iş. Yani ben varım. Yeni işler ne olacaksa bir yerden başlamak lazım. Somer. Bence çok iyi fikir. Gemiyi terk etmeyeceğim diyorsun yani. Hiçbir yere gitmiyorum. Size karşı değil, sizinle bir olup dışarıdakilerle savaşmak için buradayım. Bir çay koyun o zaman. Yeniden başlıyoruz. Somer, bir bakar mısın? Başarabilecek miyiz Rüçhan? Önce zorlanacağız. Dara düşeceğiz belki. Ama unutma. Kormanız biz. Budandığımız yerden yeşeririz. Alcan. Sağ ol. Senin telefonun annemle galiba, söyleyeyim de versin. Senin moralin mi bozuldu? Az önce halanla konuştum. Bir şey mi dedi? Ne oldu? Ya iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama sanırım benim söylemem doğru olmayacak. En iyisi halam kendisi anlatsın sana, olur mu? Ne dedi ki? Kartal Bey merhaba. Merhaba. Derya Hanım, acil olduğunu söyleyince toplantımı erteledim. Ama gerçekten fazla vaktim yok. Buyurun. Fazla zamanınızı almayacağım zaten. Oturun lütfen. Hayırdır? Mustafa'dan bir haber mi var? Ben de bunun için gelmiştim zaten. Annesi savcılıkta, herhalde yakında tutuklanır.
Yani şu sıralar kalacağı hapishaneye teslim ediliyor olması lazım. Haberiniz var yani, tutuklandı mı? Evet. Şikayetçi olmamam için benimle de görüşmek istedi ama gitmedim. Yani onunla pazarlığa oturacak değilim. O zaman Mustafa ile görüşüyordu demek. Yerini biliyordu suçlu bulunduğuna göre. Yani ben karakoldan öğrenmeye çalıştım ama bana bilgi vermediler. Başından beri görüşüyorlarmış. Yerini söylemiş, nerede saklandığını. Yani yakalandı mı Mustafa da? Hayır, Sivile'nin verdiği adreste bulunamamış. Öğrendiğim kadarıyla polisler gitmeden birkaç saat önce terk etmiş orayı. Yani bence başından beri anne oğul bunu konuşup ayarladılar bir şekilde. Ama burada hala Ayvalık'ta. Çıkması da zor. Yakalanması an meselesi. Bazen düşünüyorum da onu bu hataya ben mi sürükledim diye. Kendinizi suçlamayın Derya Hanım. Mustafa böyle biri, böyle yetişmiş. Hayatı böyle görmüş. Hatta annesi ilk tanışmamızda benimle Mustafa'nın senetleri için pazarlığa oturmuştu. Yani başından beri niyetleri belliymiş. Siz Mustafa için iyi bir şans olabilirdiniz. Ama onu değiştirmeye gücünüz yetmezdi. Merhaba. Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim. Bir şey içer misin? Yok, sağ olun. Buyurun, ben sizi dinliyorum. Oğlumla ne yaşadığınızı bilmek istiyorum. Oğlunuz? Uzay. Anlamadım. Uzay... Uzay sizin oğlunuz mu? Ben bilmiyordum. Yapma. Evimize bile geldin. Biliyordun oğlum olduğunu. Hayır. Hakikaten bilmiyordum. Uza hiç annesinden yani sizden bahsetmedi bana. Ben de sizin evinize geldim. Babamın bir arkadaşı olarak biliyordum ben sizi sadece. O yüzden mi o kadar kaba, soğuk ve tepkiliydin? Uzaydan mı çıkardın acısını? Hayır, asla. Bakın, ben gerçekten Uzay'ın sizin oğlunuz olduğunu bilmiyordum. Her neyse, onunla arkadaş oldun, yakınlaştın, ümit verdin, sonra da terk ettin. Ben Uzay'a hiçbir zaman ümit vermedim. O benim sadece bir arkadaşımdı. Anlaşılan o ki, Uzay için bir arkadaştan çok daha fazlasıydı. Dünyasını bu kadar alt üst ettiğine göre. Yıllarca verilmiş bir mücadeleyi yerle bir ettin. Şimdi kendisini zehirleyerek bu aşkın acısıyla baş etmeye çalışıyor. Anlamadım. Kendisini zehirleyerek derken ne demek istiyorsunuz? Oğlumu kaybediyorum Dönüş. Önce yüzünü güldürüp sonra onu mezara sokamazsın. Uzay! Uzay, senin halin ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sen misin? Gerçekten. Ne yaptın sen böyle? Ne yaptın kendine? Oyun oynuyorum. Unutma oyunu. Senin gibi. Ama benimki biraz farklı. Elini tutup oyun bittiğinde her şey güzel olacak diyemiyorum. Bunu yapamazsın. Bunu kendine yapamazsın. Bana yapamazsın Uzay. Ya şu haline bir bak. Sen değil miydin bana hayat dersi veren? Kendini sev, hayatı sev diyen sen değil miydin? Bu şekilde mi seviyorsun sen hayatı? Kendini bunlarla zehirleyerek mi?
kendimi de... hayatı da çok sevdim Caner. Ama içinde yaşadığım, debelendiğim karanlığı, yalnızlığı, sevgisizliği sevemedim. Kaçmak, kurtulmak istedim. Seninle yaşadığımız bütün güzellikleri unutmak, silmek istedim ben. Savaşacak gücüm yok. Kendine zarar vererek savaşamazsın zaten. Kendini buraya kapatarak, bunlara mahkum ederek iyice yalnızlaştırıyorsun. Bak, ben senin arkadaşlığını sevdim. İnan çok sevdim. Ama kendi dünyanda yarattığın duygularına karşılık veremediğim için çok üzgünüm. O duygulara karşılık veremediğim için beni, kendini, anneni cezalandıramazsın. Bunu yapamazsın. Lütfen. Yapma. Lütfen yapma bunu, yapma bunları, bırak, yapma. Ağlama. Lütfen. Kıyamam. Kıyamam. Yapma. Hala emin misin? Ya bak belki yanlış hatırlıyorsundur, kaç yıl geçmiş üstünden. Ya ben de başta öyle düşündüm. Yani seneler evvel duyduğum bir şey bu. Fakat abimle konuştuktan sonra içime bir kurt düştü. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Hikmet'in ablası var, onu aradım. Bir zamanlar böyle dedikodular vardı, sen hatırlıyor musun diye. Hatırlıyorum dedi. Ne anlattı peki? Bu işin aslını aslarını Nuriye Hanım teyze bilir dedi. O vakitler o ebelik yapıyordu. Nereden bulabiliriz bu Nuriye Hanım'ı? Vallahi nerede oturduğunu ben hayal meyal hatırlıyorum, taşınmadıysa eğer o da. Ama sağ mı ölü mü bilemem tabii. Ben onu istediğin kadar kızabilirsin. Şu an ya, yanımdasın ya. Mutluluktan havalara uçuyor. Güzel sesini sonsuza kadar dinleyebilirim. Yeter ki gitme. Uzaklaşma benden. Tutacaksın değil mi elimden? Gitmeyeceksin. Sen tutarsan ben düşmem. Senin tedavi olman lazım. Senin acilen tedavi olman lazım Uzay. Tedavim de, İlacım da sensin. Efendim. Neredesin Dönüş? Biraz işim var. Geleceğim. Niye haber vermiyorsun canım? Bak beklemekten ağaç oldum burada. Haklısın, özür dilerim. Ne zaman gelirsin? Tamam, yarım saate geliyorum. Tamam, hadi acele et. Bak seni bekliyorum. Gidiyor musun? Evet. Bakın, ben Uzay'ın böyle bir problemi olduğunu inanın bilmiyordum. Ona yardımcı olmak için elimden gelen ne varsa yapacağım. Ne yapacaksın? Yine ona ümit mi vereceksin? Hayır, asla. Bir arkadaşı olarak onu sık sık arayacağım. İyi olduğundan emin olacağım. Tedavi olması için ikna etmeye çalışacağım onu. Başka ne yapabilirim ki? İyi günler.
Somer, sen bu hikayeyi hiç kurcalamasan anneni de huzursuz etme. Ben bu işin aslını öğreneyim yeter. Annemle bu meseleyi konuşmak gibi bir niyetim yok. Ay, yağmur başladı. Bahçede çamaşırlar var, ben onları bir toplayayım. Tamam ola, sen hallet işlerini, bize çıkarız zaten birazdan. Öyle mi? Tamam yavrucuğum. Bir dahakine Defne'yi de getirin, biz onu çok özlüyoruz. Tamam alacığım. Hadi canım. Hadi sonra. Somer halam haklı. Belki de hiç düşmemeli bu işin peşine. Yani kaç yıl geçmiş, ne olmuşsa olmuş. Ben sadece annenin kalbindeki acıyı alabilir miyiz diye paylaştım seninle. Yani halamın anlattıklarını senden saklayamazdım. Eğer bu işin peşine düşmek seni incitecekse, üzecekse kapatalım bu konuyu. Bilmiyorum ki Türkan. İnan gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum şu anda. Sen olsan ne yapardın? Yani benim de kafam karmakarışık oldu. Doğrusu ne bu işin ben de bilemedim. Yani benim annemin geçmişinde böyle bir şaibe olsaydı peşine düşer miydim bilmiyorum. Düşününce biraz korkutucu geliyor. Ben düşeceğim Türkan. Merak ediyorum. Annemi suçlamak, yargılamak için değil tabii ki de. Sadece sen de dediğin gibi onu biraz daha iyi anlamak için öğreneceğim. Bırakmayacağım bu işin peşini. Kim arıyorsun? Selçuk. Bakalım ananın verdiği adresten bir şey çıkacak mı, bir soruştursun. Hadi çıkalım, biz yolda konuşalım. Selçuk. Nihayet teşrif edebildiniz demiş hanım. Ya kızma, ne olursun. Önemliydi. Ben birkaç dakika küsebiliyor muyum? Küsme lütfen. Gel buraya gel. Kıyma bana diyorsun yani. Hı hı. Tamam. Hadi gel. Oturalım şöyle. Hoppa. Bunlar senin için. Al bakalım. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Neymiş bu kadar önemli işin? İşte şimdi biraz kızacaksın galiba bana. Uzayla görüştüm. Bu muydu önemli işin dönüş? Evet, gitmek zorundaydım. Hadi zorundasın yani. Ne gibi bir mecburiyetin var ya görüşmek için? Yoksa siz gerçekten sevgili falanlarınızla ben mi? Hayır Serdar, öyle bir şey değil. Ne o zaman ne? Yalvarmak için mi çağırdı seni? Derdi ne ya bu adamın? Uzay çağırmadı. Annesi rica etti. Annesi mi? Evet, Uzay benim yüzümden çok kötü olmuş. Ne ya bu? İlkokul çocukları gibi. Gelin sizi barıştırayım falan mı dedi, anlamadım. Serdar. Uzay uyuşturucuya başlamış. Ne? Senden sonra başlamamış ama değil mi? Hayır. Daha önce de kullanıyormuş. Tedavi olmuş, bırakmış ama şimdi yeniden... Ya sen mi tedavi edecekmişsin Uzay'ı? Götürsün oğlunu hastanede tedavi ettirsin. Böyle tehlikeli bir şeyin içine nasıl dahil eder seni ya? Ya annesi onunla konuşmamı istedi sadece. İyi, konuştun sen. O da tamam dedi, öyle mi? Ya bu kadar basit bir şey değil. Senin konuşmanla falan olmaz bu dönüş. Yapma artık lütfen. Uzak dur ya bu adamdan.
Serdar. Uzayla ilgilenmemek vicdansızlık olur. Bir düşün. Eğer senin bir arkadaşın bu durumda olsaydı onunla ilgilenmez miydin? Kaderine terk mi ederdin? Uyuşturucu korkunç bir şey. Ben bir arkadaşı olarak onu tedavi olmaya, hastaneye yatmaya, ikna etmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Kötü bir şey mi bu? Ya Dönüş, bak yıllarca süren bir arkadaşlığınız olsa anlarım. Ama daha 3 gündür tanıyıp sohbet ettiğim bir adama karşı bu kadar sorumlu hissetmeni anlamıyorum ya. Ve bunu benden anlamamı bekleme lütfen. Olur. Beklemem Serdar. Kendi çöplerini kendin toplayacaksın. Ben ellerimi yıkayayım. Ondan sonra bunları hemen yerleştiririm. Tamam, ben de yardıma geleceğim zaten. Anne, elindeki ne? Çöp. Tamam, ver ben atayım. Yok. Ben atarım. Somer. Sakın annene bir şey belli etme, olur mu? Ya tabii ki de Türkan, merak etme. Sen bunları düşünme. Akşam ne yemek yapacağız onu düşün sen. İyi akşamlar. İyi akşamlar Serdar. Hayırdır, ne iş buralarda? İyi akşamlar İrfan abi. Sadık amcayı bekliyorum da. Ha, çıkar birazdan. Sizin Dönüş'le mevzular biraz karıştıydı. Ne yaptınız? İyi akşamlar. Neyse, hadi kaçtım ben. İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. Ha, aynı yere gidiyoruz zaten, gel bakalım. Sadık amca, biraz konuşabilir miyiz? Serdar, senin için hakkında hayırlısı olsun. Ama evlenmek, boşanmak bunlar çocuk oyuncağı işler değil biliyorsun. Bundan sonra adımlarını dikkatli atarsın. Kimsenin canını yakmaz, vebal almazsın. Hala çok kızgınım sana. Kızmayın artık bana Sadık amca, lütfen. Neler yaşadığımı anlattım size yurt dışında. Bak Serdar, Dönüş'te görüştüğünüzü biliyorum. Kızım hastalığını daha yeni atlattı. Onu üzecek, mutsuz edecek hiçbir şeye izin vermem. Bu sen de olsan. Heh, işte o yüzden ben bu konuyu çok düşündüm. Dönüşte ben de artık mutlu olmak istiyoruz Sadık amca. Eğer sizinle müsaadeniz olursa biz Dönüşte... Hayır, benim iznim yok. Ama Sadık amca... Serdar... Bu konuşmayı aramızda geçmemiş sayalım. Sadık amca. Size karşı saygısızlık etmek istemem. Ama Dönüşte ben. Biz birbirimizi çok seviyoruz Sadık amca. Ve siz isteseniz de istemeseniz de... ben yarın akşam çiçeğimi, çikolatamı alıp... Allah'ın emri demek için kapınızı çalacağım. Artık nasıl buyur edeceğiniz size kalmış. İyi akşamlar.
Eğer böyle bir olay gerçekten yaşandıysa neden bu zamana kadar konuşulmadı? Annem niye bunun peşine düşmedi? Babası kim? Canına kıyacak noktaya geldiğine göre unutamadığı bir anı olmalı bu. Uğursuz bir hatıra demek ki. Somer halamın dediğine göre yıllar önceki bir dedikodudan ibaret bu. Yani neyin ne kadar doğru ya da yanlış olduğunu bilmiyoruz. Annen dün gece seninle balkonda dedikodu yapmıyor bu herhalde Türkan. Ayrıca ben babanla konuştum. Bu bebekten pek bir haberi yok anladığım kadarıyla. Ondan önceki bir hikaye ya bu. Demek ki benim annem onca yıl bunu belli etmeyerek, kimseye söylemeyerek içinde yaşamış bu sır. Fakat neden şimdi gün yüzüne çıktı? Ben bunu anlayamıyorum. Çorbayı tuz atmadın değil mi? Ben attım çünkü. Yok atmadım. Karabiber koyayım mı ben onu? Yok. Çocuklar da yiyecek, ağzı yanmasın. Anne sen ne yapıyorsun orada? Yapıyorduk biz, getireceğiz. Ben neyim oğlum bu evde? Biblo muyum? Kenarda duracak halim yok herhalde. Bir bakayım şuna. Çok pişirmeyin oğlum. Kurur sonra hiçbir işe yaramaz. Mühürlüyorum. Kurumuş. Kurumuş bunlar Somer. Ben dedim sana kurutacaksın diye. Oo sen de mi Brutus ya? Dur altını kısalım. Ama böyle karışacaksınız olmaz ki Türkan. Tamam ver ben şunları tabaklara koyayım. Türkan sen çorbanla ilgilenir misin? Taşıyacak. Ya sen 2 dakika karıştırsan çorbayı görmüyor musun? Etleri koyuyorum tabağa. Türkan biz pilav yapacaktık. Unuttuk. Annem söylenecek şimdi ya. Ay eyvah. Pirinç. Pirinç. Hadi bakalım önce hanginiz bitirecek? Defne ne renk lazım sana? Hadi bakalım. Sen de devam, dolabı bitirelim. Tamam. Nereye gömdün? Zeytinliğin. Bir gören olmadı değil mi? Yok anne, ben tektim. Emin misin Adnan? İşçilerden bir gören, işiten olmuştur muhakkak. Merak etme. Ağzına bezi basınca sesi soluğu hepten kesildi. Durduk yere günah soktu hepimizi. Hem de nasıl? Bana sorsan Rüçhan'ı da gömmek gerekirdi bebesiyle beraber ama neyse. Sen bizi mi dinliyordun? Git, git çabuk üstünü değiştir. Sütün akmış yine, baban gelmek üzeredir. Bu yemek nerede kaldı? Bir çıkamadılar mutfaktan. Somer! Oğlum hadi çocuklar öldü açlıktan. Geliyoruz. Kızlar hadi sofraya geçelim biz. Sonra devam ederiz hadi bakalım. Buraya gelsen bu tarafa ikiniz de böyle biriniz öyle. Gel bakalım sen de böyle. Bravo. Vallahi çok güzel yedik. Ablacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Efe doydun mu oğlum?
Geç içeri istersen. güzel bir çay demleyeyim mi babacığım? Olur ama çayı Derya koysun. Biz seninle biraz konuşalım. Hadi. Hadi herkese afiyet olsun. Aha, vallahi hayırlı bir iş. Müneccim yengem konuştu. İçime doğdu Derya'cığım, kalbim temiz. Tamam, gevezelik etmeyin, sofra toplanacak daha. Abla vallahi içime doğdu ya. Sadık abim Müjgan Hanım'ın izdivacına talip olacak. Yok, dönüşün rızasını almaya gitti. Bak görürsünüz, görürsünüz. Biz ne oluyoruz burada ya? Tek kızı dönüş mü? Canım o baştan şerh koydu ya ondan. Ben de şerh koyuyorum, olmaz o iş. Ama sen eksik kalma. Babanızın mutluluğunu hiç düşünmeyin siz. Yok yok ablacığım. Bu deli kızlar varken abimin yüzü gülmez, ben sana söyleyeyim. Bunlar kimseye yedirmez babasını. Yedirmeyiz tabii. Annemizin emaneti o bize. Allah. Başkalarıyla işi olamaz onun. Annenizi mi aldattı bu adam? Sen ne biçim konuşuyorsun? Hiç. Biraz babanıza da hak verin, anlayışlı olun yahu. Allah Allah, bir başına ne yapacak bu evde adam? Yani siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Biz bugün varız, yarın da olacağız hala. Ha, görürüz. Gene takılırsınız birinin peşine aşık olup. Bak kalbini kırmayayım diyorum yengem. Tamam. Allah Allah. Tamam amma abarttınız ya. Ortada fol yok, yumurta yok. Belki de bambaşka bir şey konuşacak abim dönüşle. Abla, aha. Şuraya yazıyorum, görürsünüz. Ya sen bana gıcıklık olsun diye yapıyorsun değil mi? Kızlar tamam. Bana inat olsun diye yapıyorsun değil mi sen? Görürsün bak, bak görürsün. Tamam, tamam. Yok bir şey. Sana aşk da bir mekteptir dedim. Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki. İkiniz de dersinizi aldınız demek ki, değil mi? Serdar'la görüşmeye başladığımızı duydun tabii. Kızacaksın bana. Affetme onu diyeceksin, değil mi? Affedip affetmemek sana kalmış kızım ama... beni soruyorsan yüreğim hala soğumadı seni üzdüğü için. Biz uzun uzun konuştuk baba. Serdar anlattı bana her şeyi. Hem ben de ona haksızlık ettim. İkimiz de hatalar yaptık. Bunu anladık en azından. Onların evliliği bitti artık. Zaten Ayvalık'a geldiğinde... Biliyorum kızım, biliyorum. Bana da anlattı. Bugün yanıma geldi. Hatta... yarın akşam buraya geliyormuş. Sana talip olmaya. Senin de gönlün var belli. Ama sen yine de bir düşün. Küçücük bir tereddütün bile olsa... onu bu kapıdan içeri adım attırmam. Bana geleceğini söylemedi. Belli ki önce senin gönlünü almak istemiş baba. Biz... birbirimizi seviyoruz. Geleceğe dair hayaller kuruyoruz birlikte. O yüzden benim tereddüt edeceğim, düşüneceğim bir şey yok. Gelsin diyorsun yani. Nezahat, hazırlık yapalım. Hayırlı bir iş için yarın misafirimiz gelecek. Aha, bildim. Vallahi bildim, vallahi bildim. Sen de iyi bildin ya. Ne oluyor? Neyi bildim? Abi, hayırdır, kimmiş misafirimiz? Serdar geliyor akşama. Hayırlı bir iş için. Evet. Hayda. Alo. Ya Serdar sen ne yaptın? Ne yapmışım? Ya babamla konuşmuşsun. Evet. Gelin akşam geleceğim seni istemeye. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin. Ya
Ya aşk olsun sana. Önce bana söyleseydin ya. Babamın karşısında şaşırıp kaldım. E pikniğe zamanında gelseydiniz Dönüş Hanım. Söyleyecektim. Hayır, yüzük bile almıştım. Ne? Yüzük bile mi aldın bana? Evet. Tabii senin daha mühim işlerin olduğu için. Ben Sadık amcayla konuşmayı uygun gördüm. Yarın akşam gelip takacağım o yüzüğü parmağına, ona göre. Hmm. Bayağı kararlısın yani. Bir itirazınız mı var Çalı Kuşu? Yok da yani ne bileyim. Biraz böyle acele gibi oldu. Bence geç bile kaldık. Neyse, hadi kapatmam lazım benim. Hastaneden çıkacağım, eve geçince ararım seni, olur mu? Ay dur dur dur, kapatma. Sen kimle geleceksin istemeye? Emel teyze burada mı? Yok. Annem evlenip gitti buradan Dönüş. Çok oldu. Aa, bilmiyordum. Metin amca da Kanada'da. İşte ben de Somer abiyle konuşacağım. Onunla gelirim büyük ihtimalle. Ha, iyi tamam. Tamam hadi tutmayayım ben seni, konuşuruz sonra. Bay bay. Harbiden evleniyorsunuz yani. Galiba. Ya hiç beklemiyordum. Daha bugün tartıştık hatta Serdar'la. Ay of Dönüş, niye tartıştınız yine? Uzay yüzünden. Benim Uzay'la görüşmem gerekiyordu. Serdar da çok kızdı tabii. E sen de görüşme artık Uzay'la. Derya, Uzay var ya... Müşken Hanım'ın oğluymuş. O yüzden benimle görüşmek istemiş. Ne? Hı? Ay inanmıyorum ya. Üf, saçma sapan şeyler işte. Sevinmiş mi yani? Kendisi babamla arkadaş, sen oğluyla. Hayır işte. Hiç öyle değil olaylar. Uzay uyuşturucu kullanmaya başlamış. Ne? Yani eskiden de bağımlıymış aslında. Çok zor bir durum. Müjgan Hanım da niye terk ettin oğlumu diye bana hesap sormak için çağırmış. Ay şuna bak sen ya. Sanki yıllardır aşk yaşıyorsunuz. Ya işte Uzay'la konuşmamı istedi. Ben de gittim evlerine tabii. Ama Uzay'ın halini bir görsem var ya, çok kötüydü. Yani konuşmaya çalıştım ben ama bir fayda edeceğini sanmıyorum. E sen de düşün yakamdan deseydin. Onlarla uğraşacak halin yok ya. Hem ne güzel işte, madem Uzay'ın annesi sana kızdığı için babamla da görüşmez artık. Yine de çok kötü hissediyorum ben kendimi. Ay Dönüş, kötü hissedeceğim bir şey yok. Uzay çocuk değil, Müjgan Hanım da kendi günah keçisi aramasın yani. Sen kendi hayatına Serdar'la devam edeceksin, tamam mı? Ya tamam, tamam da öyle değil işte. Uzay muzay yok artık. Dert etme sen de kendine. Serdar'la bir an önce evleneceksiniz, bu konuda kapanıp bitecek. Yani önce bir nişan falan yaparız herhalde bana, değil mi? Oo, gelenek görenek işleri diyorsun yani. Şöyle kısa kısa bir kına da yaparız. Olur. Ben salak gibi kaçtım. Kuru kuruya bir imzaya verdiler elime defteri. Deryan, bir gün senin de karşına seni çok mutlu edecek bir adam çıkacak. O zaman kınanın da, nişanın da en kralını yapacağız sana. Aman, benim gibi deli kim ne yapsın? Boş ver seni. Gel seni bir tebrik edeyim. Canım. Serdar bu arada Somer abilerle gelecekmiş istemeye. Oho, geçmiş olsun o zaman. Niye? Yani Somer abi Serdar'a kefil olacaksa babam her an fikrini değiştirebilir. Çünkü biliyorsunuz Somer abi güvensizlik konusunda çıtayı arşa taşıdı. Derya. Bunları yerleştirirsin. Müsait olduğumuz bir anda da evine gideriz. Geri kalan özel eşyalarını alırız. Çünkü artık o evde bir işin yok. Senin evin burası. Yarını da bir atlatabilirsem malum mahkeme. Yarın, ondan sonraki gün ve sonraki gün, aylar, yıllar, bütün gelecek bizim Türkan. Çocuklarımızla birlikte hayalini kurduğumuz o mutlu aile olacağız. Bu anı o kadar çok istedim ki. Ben de. Yani biz seninle çok zaman kaybettik. Fakat hayattan fazlasıyla geri alacağız. İşleri yoluna koyduğumuzda da
Seninle birlikte hayalini kurduğumuz evi yaptırıp çocuklarımızla birlikte mutlu bir şekilde orada yaşayacağız. Aile olmayı başardıktan sonra dünyanın her yerinde yaşarım seninle. Ne konuşmuştuk biz? El ele verip burada yaşayacağız. Burada kalacağız. Annenin de babanın da bu zor gününde onları yalnız bırakmayacağız. Bu karanlıktan birlikte geçeceğiz. Birlikte çıkacağız. Somer, benim kimseyle kavgam yok artık. Ben sadece huzur istiyorum. Huzur bu işte Türkan. Baksana biz hep birlikteyiz. Başardık. Mahkemen kaçta? 9'da. Ben seninle gelmek istiyorum ama sen şimdi Kartal'ın yanına gelirsin diye. Ama yalnız da bırakmak istemiyorum. Babanı mı arasak? Yok yok, konuştuk. Babam yanında olacak. Tamam. Bana mahkemeden çıktığında mutlaka haber ver, tamam mı? Hı. Ben seni almaya gelirim. Ondan sonra tostçumuza gideriz seninle birlikte. Kavuşmamızı kutlarız. Bakarız birbirimize. Niye bu kadar birbirimizi üzdük bu zamana kadar diye güleriz halimize. sen de ne sulu göz çıktın? Sen kendine bak ya. Ben bir kere sen ağlıyorsun diye öyle bir şey oldu. Benimki mutluluktan oldu bir kere. Benim de mutluluktan madem. Sen hala gitmedin mi? Gitmiştim ama güvenlik burada olduğunuzu söyleyince size durum getirdim. Bu saatte onları yiyecek halim yok filan. Biliyorum yemeyeceğinizi. Bahane benimki. Bu gece yalnız kalmanıza gönlüm razı gelmedi. Ben zaten yalnız bir adamım filan. Dert değil. Yarın size eşlik etmemi ister misiniz? Neden evinize gitmiyorsunuz? Burada uykusuz kalacaksınız, sabahlayacaksınız. Yarın bakın bir sürü işiniz var. Ev nedir Figen? Ev işte. Korunduğumuz, güvende hissettiğimiz yer. Seni dediğim barınak. Ev ailedir. Sana gülümseyen bir çift göz. Sıcaklığıyla seni saran kalptir ev. Anı biriktirdiğin, aldığın her nefese şükrettiğin yerdir. Yolunu gözleyen, seni bekleyen insanların olduğu yerdir ev. Boş duvarların sardığı, yalnızlık kokan bir yere neden gideyim Figen? Ve al işte bak, burada da 4 duvar bir kapı, tepemizde bir çatı var. Neden gideyim eve Figen? Yolumu gözleyenim mi var? Siz Türkan'dan ayrıldığınız için üzülüyorsunuz. Ayrılığa üzülmüyorum ben. Ben geriye dönüp baktığımda gördüklerime üzülüyorum. Yanılgılarım, hayal kırıklıklarım, emeklerim. Evlenmek de bir imza, boşanmak da. İki imza arasında sıkıştırılmış koca bir yalanı hazmetmek zor sadece. Kartal Bey, sizi gerçekten hak eden birini bulduğunuzda... Kimse neyi hak ettiğini bilmiyor Figen. O yüzden de gidip en olmadık insana aşık oluyor. Kumar mı Figen? Ve ben artık oynamak istemiyorum.
neyse hadi sen git artık. Bak saat çok geç oldu. Sabah mesain var. Yemeyecek misiniz? Afiyet olsun. Kartal Bey, kızacaksınız biliyorum ama tekrar soracağım. Sevilay Hanım, sizi neyle tehdit ediyordu? Neden bu kadar merak ediyorsun Fiya? Baro bir avukat tayin etmiş Sevilay Hanım'a. O da burayı aradı bugün. Sevilay Hanım avukatına onu görmek zorunda olduğunuzu söylemiş. Ziyaretine bekliyormuş. Neden? Neden onu görmeye mecbursunuz? Neden bu kadın kendinden bu kadar emin? Sorma Fiya. Ben gereğini yapacağım. Sadık Bey, hoş geldiniz. Geçsenize içeri. Yok, sağ olun. Türkan'ın mahkemesi için gideceğiz ya. Peki, siz bilirsiniz. Rüçhan Hanım nasıl oldu? Daha iyi, çok şükür. Çok şükür. Yine geçmiş olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere Sadık Bey. İyi günler. Hayatım. Telefonunu unutma. Sağ ol. Haber bekliyorum senden mutlaka, tamam mı? Ararım. Sadık Baba, ben almaya gelir misin sonra? Dur bakalım şu mahkeme bir sonuçlansın da. Hadi kızım. Hadi çıkalım baba. Türkan. Selçuk, dikkat et oğlum. O tablo çok değerli. Ha, özür dilerim Rüçhan Hanım. Ya Rüçhan, bu senin en sevdiğin tabloydu. Hiç değilse bunu... Boş ver. Hepsi gitsin, hiçbir şey kalmasın. Bunları zarar vermeden nasıl yollayacağız İstanbul'a? Sen arabanla götüreceksin Selçuk. Ben nasıl emanet edeyim başkasına bunları? Kürkleri de vereceğim. Tamam. Ayla! Ayla gel bana yardım et. Beklenen haber geldi Somer. Al. Az önce geldi mesaj. Aradığın adres. Mesaj olarak atsana bana bunu. Çocuklar? Hayırdır, bir sorun mu var? Yok baba, ya önemli bir şey değil, merak etme. Rüçhan Hanım gelsin de ben de yola çıkayım o halde. Ya baba, benim de acil çıkmam gerekiyor. Siz Selçuk'la yerleştirirsiniz değil mi bunları? Hallederiz oğlum, hallederiz. Tamam, görüşürüz.
Serdar akşam bize geliyor dönüşü istemeye. Akşam siz de gelin. Gelmez olur muyuz baba? Oğlan tarafıyız biz. O ne demek öyle? Ya akşam Serdar Somer'i aradı. Ailemi temsilen gelebilir misin dedi. Ailesi burada değilmiş ya malum. Ah tam adamını bulmuş Allah Serdar. Evet Türkan. Somer'le bundan sonra bir sonunuzun olacağına inanıyor musun? İyi olacak mısınız bundan sonra? Tek umudum bu baba. Biliyorsun biz çok şey yaşadık. Çok yorulduk. Çok yıprandık. Ya bunun bir mükafatı olur herhalde diye düşünüyorum. Ya bu saatten sonra da akıllanmazsak artık ne diyeyim? İnşallah kızım, inşallah her şey istediğin gibi olur. Bu sefer de olmazsa ne yapacağım biliyor musun? Alacağım hepinizi, basıp gideceğim bu Ayvalık'tan. Nereye götüreceksin baba? Ya ben nereye gidersem gideyim, Somer beni her yerde bulur. Cevriye, toz almayı unutma. Makinede de kırlentlerin örtüleri var. Onlar yıkandı, çıkar, az kuruduktan sonra da kırlentlere geri tak, tamam? Ay tamam abla, kaç defa söyleyeceğim daha? Derya, vitrinden su takımlarını indir, onların bir tozunu al. Tamam abla, ütü işini halledelim, yaparım. Yengem, şuna bir ütü bası versene. Ha, yengeni üz, sonra da ütü bası versene. Ay tamam ya. İyi hadi ver. Allah, sence akşam hangi küpeyi takayım, bunu mu? Yoksa şunu mu? Dur bakayım. Ha. Ay şunlar güzelmiş kibarca, bunları tak. Değil mi? Sen gömleğe başla, çekil. Dönüş, bak benim nişan elbisem. Dene bakayım şunu. Denemesem pek benim tarzım değil gibi. Niye kız, mis gibi elbise? Cevriye bu olmaz. Sen bizim beraber seçtiğimizi giy yavrucuğum, bu çok kibar bir şey. Tamam Allah'ım. İyi, siz bilirsiniz. Randevuyu kaça alayım? Ne randevusu o? Kuaför. Akşam için hep beraber gideriz. Yahu gerek yok berbere. Önce bir isteme olsun, bir yüzük takılsın. Söz kesilecek ya. Gerekirse iki kardeş giderler. Senin işin var, bir yere gidemezsin. Ha ben köleyim zaten ya. Allah. İzin verseydin de gitseydi kuaföre. Heves etmiş belli ki. Uf, bırak Allah aşkına, kendine eğlence arıyor. Neyse. Şimdi akşam istemeye geldiklerinde ben nerede olacağım? Nasıl nerede olacaksın canım? Dönüş. Bence sen sadece şöyle bir tur at koşarak heyecanın geçer. Ya siz beni anlamadınız ki hiç. Canım benim, tabii ki bizimle birlikte burada olacaksın. Ya tamam da yani mesela böyle Serdar burada, ben böyle mi durayım yoksa aşağıda mutfakta mı bekleyeyim, nerede bekleyeyim onu soruyorum işte. Bizim yanımızda duracaksın ama biraz arkada durursun, geride böyle kibar kibar beklersin. Tamam. Vay be çalı kuş. Sen de uçup gidiyorsun yuvadan. Anneniz bugünleri görse ne kadar mutlu olurdu. Serdar'a kızardı mızardı ama severdi. Canım annem. Keşke burada olsaydı o da. Sakinleştirirdi beni. Ne sakinleştirmesi be? Hepimizi içtimaya geçirirdi elinde terlikte. Mum olurduk mum. Nasılsın Kartal? İyiyim. Gayet iyiyim. Mahkeme çok uzun sürmez değil mi? Yok baba, sanmıyorum. Birazdan çağırırlar zaten bizi. Geçelim mi içeri? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Mahkememize ortak bir kararla boşanma talebiyle başvurdunuz. Thank you.
Kararı açıklıyorum. Tarafların talebi incelenmiş, evlilik akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Geçmiş olsun canım. Siz bir yere geçin, oturun. İşim bitince gelip alırım sizi. Canım, gerek yok. Babamla birlikte bir çay kahve içeceğiz. Sonra haberleşiriz. Tamam, görüşürüz. Buyurun. İyi günler. Ben Somer Korman. Rüçhan Korman'ın oğluyum. Hangi oğlum? Zorla sahip oldular bana demişti. Anası da, abileri de inanmamıştı. Çok dayak yedi. Çok eziyet gördü yavrucak. Yuvasından düşmüş kuş gibi titriyordu o gün. Anneni ben doğurttum oğlum. Cılız bir oğlan çocuğu getirdi dünyaya. Ne oldu peki o bebe? Öldü mü? Büyük dayın... Adnan. Hah, işte o. Rüçhan'a beben öldü dedi. Yukarı zeytinliğe gömdük dedi. Kandırdılar kızı tabii. O da inandı yavrucak, ne yapsın. Doğururken istemiyorum bebeği diye feryat ederken... öldüğünü duyunca ciğerine bir ateş düştü. O günden sonra sustu. Peki bebek? Vallahi evlatlık verildi dediydiler. Ama şimdi yaşıyor mu, öldü mü Allah bilir yavrum. Nereye verildi peki, kime verildi? Sonrasında hiç haber alamadınız mı? Vallahi bilmiyorum. Sadece Adnan dayım biliyor. O da söyler mi bilmem. Huysuzun aksinin tekiydi. Çok çekti annen ondan, çok. Yüreğine zerre merhamet uğramamıştır. Gaddarın tekiydi o. Bilmez miyim? Bir kız vardı. Buralıydı kız. Yanıktı ona iblis. Sonra Türkiye güzeli oldu o kız. Müjgan Varlan'dan bahsediyorsunuz. Hayaz'ın bal yesin, ta kendisi. Nasıl güzel bir kızdı. Bütün Ayvalık yanıktı o kıza. Senin Adnan dayın da az kalsın kapısında yatacaktı evlenmek için. Ama Müjgan hiç bakmadı ona. Sonra buralardan çekip gitti. Ama şimdi görüşüyorlar mı bilmem. Uzay. Uzay. Çok özlemişim böyle baba kız çay simit yapmayı. Somer'le hala orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet baba. Ailecek zor günler geçiriyorlar. Ama Rüçhan'ın velayet davası yüzünden çok sorun çıkartmıştı. Bir sıkıntı olmaz değil mi? Kin tutmanın, kavganın bir manası yok baba. Yani ailecek bir arada olmayı, birlikte mücadele etmeyi öğrenmek zorundayız. Ben sizden öğrendim bunu.
Peki bu halanın dediklerinin Üç Hanım'la alakalı aslı asır var mı? Ulaşabildiniz mi eve? Yani bilmiyorum. Somer evinin adresini araştırıyordu en son ama. Ha, Somer. Efendim Somer. Türkan ne yaptınız? Ne yapalım? Oturuyoruz babamla çay içiyoruz. Bitti mi işin? Bizim seninle hemen buluşmamız lazım. Ne oldu? İyi misin? Ben o kadını buldum. Ebe'yi. Konuştuk. Ne dedi? Doğru muymuş anlatılanlar? Defne'cim, annenle babanın işi varmış. Benden rica ettiler. O yüzden kirazda sizi almaya ben geldim. Anne, Özel dedeme gidelim mi bize? Hem belki babam da gelir. Gideriz oğlum ama baban gelemez oraya. Kartal amca! Defne, hayır! Nasılsın Defne? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni çok özledim. Gelip bir görmek istedim. Ben de seni çok özledim. Ama anneme söyleyemiyorum. Hani siz ayrılmışsınız ya annemle. Onun için. Ama biliyor musun, artık ben babamı da çok seviyorum. Seveceksin tabii canım. Bir çocuğun yeri anneyle babasının yanıdır. Onlarla çok mutlu olacaksın. Hadi çocuklar, arabaya geçin bakalım siz. Kusura bakmayın. Az evvel mahkemeden çıktım da gelip bir görmek istedim Defne'yi. Korkuttunuz beni. Ne yalan söyleyeyim. Çocuk hırsızı gibi mi gözüküyorum bakınca? Yok, estağfurullah da durumlar malum biliyorsunuz. Neyse, biz gidelim. Şey, bu arada geçen gece kaybolduğunda Defne sanırım bunu arabamda düşürmüş. İyi misiniz siz? Bilmiyorum, bir tuhaf. İdrak aşamasındayım zannedersem. Yani hayat çok karık gerçekten. Canım dediklerim 10 dakikada birer hatıraya dönüşebiliyor. Evet, öyle maalesef. Siz ablamla ayrıldınız. Ama saygılı bir ayrılık oldu bu. Bence buna şükretmelisiniz. Bir de beni düşünün. Mustafa Utanç da çıktı hayatımdan. Sizin için de zor. Zor benim göbek adım. Yani bebek hayatta mıymış? Kadının dediğine göre öyle. Anneme yalan söylemişler, öldü demişler bebek ama evlatlık vermişler. Fakat yaşıyor mu kimse bilmiyor. Nasıl öğrenebiliriz peki bunu? Ben dayımı aradım konuşmak için fakat telefonu suratıma kapattı. Neden? Vakti zamanında çok fazla olay olmuş. Ya bizimkiler kanlı bıçaklıdır desem yeridir. Peki sen bir şey yapsan? Yani araya birilerini soksan, konuşsan. Aslında öyle biri var. Kim? Rahatsız ettik ama. Olur mu öyle şey? Geçin canım. Geçmiş olsun bu arada. Öyle küçük bir kaza geçirdim de önemli bir şey değil. Bu arada kusura bakmayın, habersiz geldik ama çok önemli bir konu söz konusu. Tabii, sizi dinliyorum. Adnan dayımı tanıyorsunuz değil mi? Tanımıyorum. Kendisini Ayvalık'ta pek seven yok anladığım kadarıyla. Fakat tanıdığınızı biliyorum Müşken Hanım. Yani kim olduğunu biliyorum tabii ama hatırlamak istediğim biri değil açıkçası. Genç kızlığımda bana kafayı takmıştı evlenmek için. Neyse ki buralardan uzaklaşıp kurtuldum ondan.
Bildiğim kadarıyla Rüçhan da pek görüşmezdi kendisiyle. Evet, anneannemin vefatından sonra mal paylaşımı yüzünden büyük olaylar yaşanmış. Fakat benim şu anda kendisiyle görüşmem gerekiyor. Ben şansımı denedim fakat görüşmedi benimle. Ben ne yapabilirim? Benim yerime siz konuşsanız, konuşmak istediğimi söyleseniz. Yok yok, olmaz. Kesinlikle böyle bir şey yapamam. Bakın Müjgan Hanım, hayat memat meselesi gerçekten çok önemli. Ya zaten o da evlenmiş, kendi hayatını kurmuş. Ben sizi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ufak bir ricadan bir şey olmaz herhalde. Yani hayati mesele derken? Eski bir mesele. Annemle ilgili. Ama nedir diye sormayın. Lütfen. Peki, bir şansımızı deneyelim o zaman. Madem Lütfen için bu kadar önemli. Yazmamı ister misiniz? Hı-hı, tabii. Tekrar arasınız. Tamam, o halde geri dönerse bana haber verirsiniz, olur mu? Tabii tabii, veririm. Tamam. Teşekkür ederiz o halde. Bir şeyler içseydiniz. Çok sağ olun ama aslında çok vaktimiz yok. Evet, hayırlı bir iş için gitmemiz gerekiyor da. Öyle mi? Ay, Rüçhan pek sever böyle şeyleri. Şimdi kimin kızını kime isteyecek? Yok, annem istemeyecek. Bu sefer ben isteyeceğim. Ya sormayın. Akrabaları yurt dışında olan doktor bir arkadaşımız var. Ona Türkan'ın kardeşi dönüşü isteyeceğiz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Biraz fazla oldu, abarttık sanki ha? Canım, her gün mü isteyecekler seni? Havan değişsin biraz. Bak bak, dur. Şunu da taktım, bakayım. İyi, böyle bile güzelsin ha. Yani bir Allah'ın kulu da Fatih, senin baba olarak rızan var mı diye sormadı ya. Niye soracaklarmış Fatih? Ne demek niye soracaklarmış abla? Babasıyım ben kızın ya. Benim kızım o. Değil mi? Babalık hakkı diye bir şey var. Ne babalığı Allah sen? Sen şükret ki buradasın, mutluluğuna tanıklık ediyorsun. Ayrıca dönüşe olmaz desen seni dinler miydi? Yok. Hak yani. Kadıncağız çok tedirgin oldu adamın adını duyunca. Ne yaşadılar ki acaba? Dayın nasıl biri Somer? Müjgan Hanım arıyor. Alo. Evet. Aha. Tamam. Tamam. Ben orada olacağım Müjgan Hanım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim Müjgan Hanım. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Dayı Bey benimle görüşmeyi kabul etmiş. Aa! Hadi hemen gidelim. Türkan sen gelme hiç. Ben seni eve bırakayım. Sen hazırlığını yap. Ben yalnız başıma gideyim. İyi peki. Nasıl istersen. Makyaj hazır mıyız bakalım? Dönüş bu ne? Ne?
Yani biraz komik olmuş. Derya, gülme. Cevriye tutturdu saracağım diye. Şimdi açamıyorum bu saçı. Ne yapacağım böyle? Aa, ama o yengemiz o bizim canım. Kırmamışsın, iyi olmuş. Yok, ben böyle yapamam. Bu saçı açmam lazım. Tamam, dur. Ben açıp şöyle güzelce toplarım şimdi, tamam mı? Uzay aradı mı? Yok, aramadım. Aman iyi. Aramasındı zaten. Ucuz yırttım vallahi dönüş. Baksana büyük sorunluymuş yani. Biz bu akşamı bir atlatalım. Ben Serdar'la konuşacağım. Uzay'ın tedavisi için bir şey yapmamız lazım. Kızım siz Serdar'la Uzay yüzünden kavga etmediniz mi? Ya Derya tamam da çok insani bir şeyden bahsediyorum. Uzay daha çok genç. Onun o bataklıktan kurtulması için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Hepimizin. Pekala Serdar da yapacak yani. Hay senin vicdanına ya. Serdar'ı kaybetme de. Zaten zar zor kavuştunuz. Neyse Derya bak. Böyle olmaz, daha çok açman lazım bu saçı. Hadi bir şey yap. Ya gülmesene. Aa. Aşk olsun abi. Sen hala oturuyor musun? Git bir üstünü başını değiş. Ya ne varmış üstümde başımda? İyi böyle işte. Aksi misin sen? Kızı gidecek diye huysuz seni. Yok be Nezahat, huysuzluktan değil. Biraz önce kızımın boşanma davasından çıktım. Şimdi diğerinin sözünü keseceğim. Hayat çok garip ya. Abicim, hayat garip değil. Onun bir düzeni var, bir adaleti var. Bildiğini okuyor, yolundan da şaşmıyor. Bak bize de onu yaşayıp görmek kalıyor. Öyle. Gördüğümüzden mahrum bırakmasın da. Dünkü telaşımız bugünü tutmuyor. Dönüşte yuvadan uçuyor. İnşallah kaderi kardeşlerine benzemez. Abla, ne zaman gelecek bunlar? Gelirler. Aa. Kızım, memleketin bütün boyasını yüzüne sürmüşsün. Ne yaptın? 40 yılda bir makyaj yapıyoruz abla. Sen de benden farksız değilsin. Yakışmış ama güzel olmuşsun. Gayet iyi. Tansiyonunuz Rüçhan teyzeciğim. Aman. Ben iyiyim de sen pek iyi değilsin oğlum. Heyecandan ölecek gibisin. Of evet. Yani nabzım biraz yüksek. Evet yani çok ani oldu bu Serdar. Biz de şaşırdık. Plan yapınca da hiçbir şey olmuyor ki be. En iyisi anında noktayı koymak. Özerciğim, mutluluğu en çok onlar hak ediyor. Serdar'ı biliriz az çok. Babasını tanırdık. Dönüşü de çok severiz. Kursunlar yuvalarını. Vallahi ben çok sevindim. Tebrik ediyorum sizi ve mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Keşke sizler de gelebilseydiniz ama. Bizim durumumuz ortada. Ama belki düğüne ya da nişana. Hı? İnşallah. Ben çocukları uyuttum. Bir ara uğrar bakarsınız. Ben yanıma alırım zaten onları. Hadi Serdar biz de gidelim. Bir yolda haber veririz Ömer'e çıktığımızda, orada buluşuruz. Olur, gidelim. İyi akşamlar size. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Benim arabayla gidelim abla. Aa! Zamanlama harika. Evet. Ne yaptın? Konuşabildin mi? Ne dedi peki? Türkan, bu konuyu artık kapatıyoruz. Tamam mı? Peki hayatta mıymış, yaşıyor muymuş? Kapandı bu konu diyorum Türkan. Unuttuk gitti. Tamam. Peki.
Abi hadi geç kalacağız, gidelim. Tamam, arka arkaya gideriz. Bir üstümü değişip geliyorum Serdar. Çok mu kötü karşıladı senin dayın? İyi bir şey olmasını beklemiyordum ki zaten. Lanet herifin teki. Somer, peki seni bu kadar üzen ne? Türkan, sindirmeme izin ver. Ben sadece bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten çok şaşkınım. Ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu. Biz bu işin peşine düşerek hiç iyi etmedik. Biz bir yarının kabuğunu kaldırdık. İflah olmaz. Dağlanarak kabuk bağlamış bir yarayı kaşıdık biz Türkan ve kanayacak. Çok kanayacak. Arı kovanına çomak soktuk biz Türkan. Dünyalar güzeli kızıma bak ya. Maşallah benim güzelime.
Hala olmuş değil mi Üstün? Çok abartı olmamışım. Su gibi olmuşsun canım, su. Ay, araba sesi. Ay geldiler. 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 Dur dur çocuğum, ne yapıyorsun? Bir kapıyı çalsınlar. Ayrıca senin açman olmaz Derya'cığım. Hadi sen açıver bir kapıyı. Hadi. Abi, abi geldiler, geldiler. Ay nerede bu abim ya? Nerede? Hala ben nerede durayım? Burada dur güzelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Baldız. Şakacıya baksan. Herkes yukarıda mı? Vallahi heyecanlı olanları camdan aşağı attım. Kalanlarla idare edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun. Saat amca. Tamam oldum. Işıran sonra. Buyurun, buyurun, buyurun. Çevreyim. Hayatımın en mutlu, en telaşlı günüydü o gün. Çocukluğumuz, lise yıllarımız geldi aklıma. O ürkek hallerimiz, kaçamak buluşmalarımız. Bir türlü itiraf edilemeyen aşkımızdan sonra bugünlere gelebilmek mucize gibiydi. Geçen onca yıl içinde ne çok ayrılık vardı oysa, ne çok kayıp. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar telaşlıydı evimiz. Yaşadığımız kederlerin üstüne umuttan bir perde çekilmişti sanki. Evet Sadık Baba, sebebi ziyaretimiz belli. Dönüşme Serdar için buradayız. Somer evladım, bir kahve yapsaydık. Allah, kahveye girmeyelim. Bekletirsen her ben ne diyeceğimi unuturum çünkü. Serdar'ın babası Metin Bey de aramızda olmak istedi bu akşam. Fakat Kanada'da biliyorsunuz öyle he deyince gelinemiyor. Dolayısıyla aramızda olamıyor. Fakat ilerleyen saatlerde telefonla katılacak. Kusura bakmayın Sadık amca. Ya babam çok gelmek Oğlum, istedi ama... Oğlum konuşuyoruz. Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kızınız dönüşü. Canımız Serdar'a istiyoruz. İki inatçı keçi birbirini sevmiş. Biz de ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Derya, hadi kahveleri. Yalnız... benim bu işe hiç rızam yok. Bilesiniz. Ay, görüyor musun? Senin yüzünden çocuklar evlenemeyecek şimdi. Dönüşün rızasında olması bizim için yeterli. Madem ki sen de istiyorsun. O halde verdim gitti. Hadi dönüş.
Sadık amca. Nisat ablacığım. Sağ ol evladım. Hadi adet yerini bulsun, kahvelerimizi yapalım Derya. Hadi alacığım. Oğlum kalktın mı? Bak sana çorba yaptım, sıcak sıcak içersin. Meyve de soydum sana. Yemeyeceğim, çıkıyorum. Bırak onu. Bırak onu. Lan! Ne yapıyorsun ya? Şu haline bir bak. Kendine ne yaptığının farkında bile değilsin. Sevgi, aşk her zaman bulunur. Ama senin şu sefaletini gören hiçbir kız yüzüne bakmaz oğlum. Sen çağırdın değil mi onu buraya? Halimi görsün de bana acısın diye. Evet, ben çağırdım. Eserini görsün istedim. O ne yaptı? Sana akıl verip gitti. Umurunda mı sanıyorsun? Kimse için değmez kendini zehirlemene oğlum. Sana kız mı yok? Daha hayatının baharındasın. Bu neyin saplantısı böyle? Bana akıl verme. 3 günlük bir arkadaşlık için ziyan ediyorsun kendini. Değmez oğlum, değmez. Dönüş başkasıyla sözleniyor. Ne dedin sen? Herkes kendi hayatına bakıyor diyorum. Sen de kendini topla, hayatına bak. Sana değer veren insanlarla yolunu çiz. Kurtul bu saplantıdan. Bak dönüş başkasıyla evleniyor. Uzay! Hayır Uzay! Uzay hayır! Uzay izin vermiyorum. Hayır, anne çekil şuradan! Ne yapıyorsun? Anne bırak! Sakın! Anne çekil hayır, şuradan! Yapıyorsun, hayır! Anne oğlum, bırak! Gideceğim! Bırak. Anne! Abla, tuz koydun mu? Attım biraz. Kaya tuzu koysaydın şöyle, turşu için iri olanlarda. Ya hayır. Ay kızım adet bu. Ya abla atmadın değil mi çok? Vallahi makul miktarda deniz tuzu attım. İyotlu, rafine, sofra tuzu. Aşkın gülü dikensiz, isteme kahvesi bibersiz olmaz. Ya abla bir şey söyle Derya'ya, içemeyecek şimdi Serdar onu. İçer içer, bir şey olmaz. Sen götür bunu. Bana bak sakın karıştırma, bu Serdar'ınki. Hadi sen de çık, ben şu cezveleri suya tutup geliyorum. Tamam, hadi. Şş,
Sağ ol güzel kızım. Ben bakıyorum. Buyurun, kime bakmıştınız? Türkan! Dediklerimi yaparsanız hiç kimsenin burnu kanamadan gideriz buradan. Ben buraya dönüş için geldim. Seni almaya geldim.